Hoş geldin abi. Ben bugün biriyle konuştum lan. Bana bilmediğim bir sürü şey anlattı. Sabaha kadar konuşacağız. Gizli saklı hiçbir şey kalmayacak. Ya baba, sen mi başlarsın anlatmaya, ben mi başlayayım? Nasıl abi, anlamadım. Cevdet. Emredin amirim. Sen niye kavga ettin la hayaletle? Gerek yok abi ya. Sen demedin mi lan bana mevzu Akbaba ile ilgili diye? Ne dediniz la siz? Konuşma lan. Sen rakı aldın mı lan? Bir tane rakı aldım, bir kasa bir aldım. Niye bir tane rakı aldın lan? Bir açarız dedim. Git rakı koy. Gece uzun. Mevzu derin. Konuşacağız. Rakı bardağı yok lan. Rakı bardağı nerede? He, rakı bardağı yok lan. Lan ne pinti adamsınız. Niye rakı bardağı almıyorsunuz oğlum? Ya çay bardağı var oğlum işte ya. Ben getireyim hemen. Yo Eda. Eda sen dur, ben halledim iki dakikada. Hayalet, buz var mı buz? Yok. Ya biz buraya niye geldik? Hiçbir şey yok bunların evinde. Keşke bizim eve gitseydik. Burası iyi lan. Meze hazırlayayım mı? Yok hayatım, ne mezesi ya? Adamlarda hiçbir şey yok, fıstık bile yok. Var la, o var. Var mı? He. Hayalet, fıstık getir, fıstık vermiş. Gel kendin a***. Lan ne küfür ediyorsun hayvan? Eda var burada. Sorun değil. Kaldırsana lan başını. Şşş. Suçlu musun oğlum sen? Niye yiyorsun başını? Biraz gerildim de amirim. Dur be oğlum, daha yeni başladık. Valla 5 tane bardak çıktı, başka da yok ya. Ben içmesem de olur. Yok Cevdet, ben içmeyeceğim, sen iç. Yok zaten ben taksi çağırdım, Eda gidecek eve şimdi. Amirim küfredemeyiz, ayıp olur diye düşünüyorsanız benim için sorun değil. Yok kızım, onunla bir ilgisi yok. Sadece biz rahat edemeyiz. Rakı koy lan. Heh. Buyum amirim. Biraz daha koy. İki parmakta su ekle şimdi. La oğlum, iki parmak la, iki parmak. Ver onu Harun'a. Yenisini koy. Ha, tamam. Ver. Evet. Bak baba. Başla lan konuşmaya. Bugüne kadar bizden neler sakladın bir anlat bakalım. Bir şey saklamadım abi. Önce şunu söyleyeyim. Bu gece yalan söyleyen olursa... Kusura bakma Eda. O zaman ben Eda'yı eve bırakayım abi. Hiç öyle şeyler yapmayalım. Sonra ben gelince katılırım muhabbete. Taksi bırakacak lan. Bu gece bu evden Eda haricinde benden önce hiç kimse çıkmayacak. Anlaşıldı mı lan? Tamam abi. Anlaşıldı abi. O zaman abi ben başlamadan hemen bir tuvalete gidebilir miyim? Konuyu hiç bölmeyeyim sonra. Git gel lan, çabuk ol. Tamam. Biz bir şey saklamadık abi senden. Uzun zamandır zaten bir şey dinleyecek durumda değildin. Savcı hanımı öldürdükten sonra çok fenaydın abi sen. Sonra vuruldun, iki ay kendinle uğraştın. Ne ara bulup da seni ne söyleyelim abi? Bir şey saklamadık yani. Cevdet. Sen hayaletle niye kavga ettin lan? Abi. Sus lan. Sus. Cevdet'e sordum ben. Ben kendi adımı komiserimden özür dilerim amirim. Ulan şimdi özrünü. Sen niye kavga ettin lan? Amirim.
Aylar önce aramızda bir mevzu yaşanmıştı. Onunla alakalı. Aylar önce bir mevzu yaşanmıştı. Akbaba da biliyor muydu bu mevzuyu? Biliyor amirim. Esra ölmeden önce mi yaşandı lan? Evet amirim. Bak baba. Esra ölmeden önce yaşanmış lan. Oysa sen bana Esra öldükten sonra yaşandı dedin. Ben mutluyken yaşanmış demek ki, değil mi lan? Abi biz sana söylemek istemedik sadece. Ben istedim. Hayalet komiserim izin vermedi. La oğlum sen nasıl bir adamsın la? Sen hemen sattın mı la bizi? Oo. Siz biz girdiyse bu mevzuya bu iş baştan bitmiş la zaten. Bitmiş la mevzu. Bitmiş. Doldur la. Hayalet. Biz senin için cinayet büro el ele verip suç işlemedik mi lan? Abi valla ben öyle demek istemedim ya. He, sen öyle demek istemedin. Adam anlatmaya çalışıyor. Sen herifi susturuyorsun lan. Anlatsın abi, anlatsın. Ben de anlatırım. Mevzu o değil ki. Tamam. Ya tamam biz büroda hepimiz benim için bir şey yaptık. Tamam abi gittik benim için ceset taşıdık, ona ben bir şey demiyorum ama... Abi biz birbirimizi sattık mı? Satmadık. Asıl mevzu bu. Sen bana ne yaptın? Küfrettin, bana kızdın. Ama gidip beni ihbar mı ettin abi? Etmedin. Ama bu gevşek tutmuş... ihbar etmekte falan tehdit ediyor ya. Bir dakika. Ben öyle bir şey yaptım mı? Sus dedin sustum. Konuşma dedin konuşmadım. Kimi ihbar etmişim? Ne yapmışım ben? Yeter lan! Ulan o zaman Elif'le ne işin vardı lan gevşek? Bağırma lan! Bağırma! Abi bütün suç benim. Eda taksim geldi, bir şey geldi şuna. Amirim izin verin kalayım ben de. Kızım sen git evine. Arun zaten anlatır sana her şeyi. Amirim cinsiyetçi davranmayın, kalayım işte, çok istiyorum kalmak. Eda ne olur git ya, benim hatırım için git ya. Ya ben de ekibin bir parçası değil miyim? Eda sen varken olmaz. Ne olursun git ya. Sen nerede kaldın lan? Bitti geldim abi, anca bitti. Hemen bitti geldim. E taksi geldi. Taksi mi geldi? Gidiyorum Arun ben. Gidiyor musun? Dur yolculayım o zaman sen. Hadi gel. Eda bak ben bugün gelemem. Haberin olsun. Şu ortama bak. Üzülme bebeğim. Ne yapacağız? Sen biliyor muydun lan mevzuyu? Mevzu neymiş abi? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Şey ya, Harun'un haberi yok abi. Akbaba biliyor işte. Ben biliyorum. Bir de Cevdet biliyor. Helal olsun da vallahi. Oğlum bana niye söylemiyorsunuz? Niye söylemiyorsunuz bana? Görüyor musun abi? Arkamızdan iş çeviriyorlar seninle benim. Harun'a niye söylemediniz lan? He? Onu ilgilendiren bir konu değildi. Sen mi karar veriyorsun lan ona? Kardeş kimsenin bilmesini istemedik herhalde ya. Hayır. La ben kimse miyim la hayalet? He? Helal olsun. Bir anlatın la siz ne dediniz? Bir anlatın bakayım. İsterseniz ben çıkayım öyle başlayın. La konuşma lan. Anlat lan. Amirim. Kesik parmak cinayetiyle ilgili olarak... Suna başkomiserin intihar ettiği gece... Ya. Amirim biliyorsunuz... Geçmişteki cinayetlerle ilgili hiçbir şey bulamamıştık. He. Ben epeyce bir çalıştım üzerine ve... sonuç olarak şüphelileri iki kişiye kadar indirmeye başardım. He. O gece... durumu hayalet komiserime anlattım ama... Kimmiş de şüpheliler? Benim abi. Ne sendin la? Lan. Ne sendin la? Cevdet'in aradığı şüpheli benim abi.
Hayalet örtbas etmesini istemiş. O günden beri de susuyoruz. Geçmişteki Katil Akbaba değil amirim. Öbür şüpheli kimdi lan? Nazlı. Lan benim diyorum. Daha bana Nazlı diyor. Lan benim diyorum. Lan benim diyorum. Lan benim diyorum. Lan benim diyorum. Nazlı diyorum. Lan dur lan. Gel lan. Oğlum otur. Lan oğlum bir dur, bir sakin ya. Senin elinde kanıt var mı lan? Ben hiçbir zaman Akbaba'yı satmaya çalışmadım amirim. La bırak şimdi. Elinde kanıt var mı yok mu senin? Katil Akbaba değil. O olamaz. La sen nasıl adamsın lan? He? Bunda katil olacak tip var mı? Şunun saflığına bak la. Akbaba'yı sen nasıl suçluyorsun öyle? Hayır, biz sana kız kardeşimizi veriyoruz. Sen bizim arkamızdan iş mi çeviriyorsun? Ben hiç kimsenin arkasından iş çevirmedim. Katil kim lan? Benim abi. La oğlum sen de sus, saçma sapan konuşma. Abi katil bu falan değil ya. Oğlum şunu adam gibi anlat bana. Başından. Adam gibi. Liseye gidiyordum abi. Sıradan ortalama bir çocuktum işte. Hep arka sırada otururdum. Hiç arkadaşım yoktu. Okuldan nefret ederdim. Hep saçlarımı uzatmak isterdim. Babam hep keserdi. Babamdan da nefret ederdim. Ne zaman kafamı kazısa karaktersiz bir tip olup çıkıveriyordum ortaya. Çocukken saçın çıkıyorsa ve sen kelsen herkes seninle dalga geçer abi. Sürekli cuma, bugün cuma, enseni kapa diye vurup dururlardı. Babam her kafamı kazıdığında kendimden nefret ederdim. Çok salak bir tipim olurdu. Ne yapayım? Benim de kemik yapım böyle. Her neyse işte abi. Sınav yaparlardı. Ben hep düşük not alırdım. Gene böyle bir gün sınav yaptılar. Hoca kağıtlarımızı dağıttı kontrol etmemiz için. Ben de gittim sınıftan çocuklardan sınav kağıdımı karşılaştırdım. Aynı şeyleri yazmıştık. Onlara 10 vermiş, bana 6 vermiş. Sonra ben dayanamadım, gittim hocaya. Abi ne iş hoca dedim ya. Herkes de aynı şeyleri yazmışım. Bana 6 vermişsin. Kopya çekmişsindir dedi. Sana güvenemedim dedi. Arka sırada oturan kelsilik bir tipsen kimse seni dikkate almaz abi. Nazlı bütün bunlara rağmen sevdi beni abi. O sınıfın en güzel kızıydı bence. Hep ön sırada otururdum. Kimseye aldırış etmezdi. Sınıfta bir sürü yakışıklı, varlıklı çocuk vardı. Bunlara rağmen sevdi beni abi. Sen çıkma teklif mi ettin ona? Çıkma falan teklif etmedim oğlum. O mu etti sana? Yok be oğlum, o zamanlar öyle çıkma falan teklif etmek yoktu ki. Arkadaşlık teklif ederdin anca. Farkı ne lan? Bilmiyorum ki abi. Herkes öyle derdi. Şey ya, arkadaşlık teklifi daha önce yapılıyor. Şey gibi, o zaman işte böyle mıcıklama mıcıklama yok. Edersen bir iltifat miltifat edersin, o da işte saçın ne güzel falan. Çıkma teklifi de şey, bu ergenlik dönemine falan denk geliyor. İşte orada memikleri böyle nonik nonik elledin, elledin. Ondan sonra yapamazsan cacığa devam. Ha. Sen ilk memeyi böyle mi elledin lan? Vallahi tam hatırlamıyorum ki. İlk ellediğin memeyi hatırlamıyorsun sen, öyle mi lan? Hatırlıyorum da öyle...
boştan saçma sapan bir şey. Sonra şey yaparım abi, başka bir zaman ben sana anlatırım onu ya. Yok la, anlatma zaten. Ne anlatacağım bana? Analara saygısızlık olur, anlatılır mı öyle şey? Ya yok, anısı manısı da yok abi ya. Şey, komşunun kızı. Ergen dönemimiz işte. Bunun şeyleri, memişleri çıkıyor. Utanıyor salak, kenara köşeye saklanıyor falan. Ben de gel kız buraya dedim, elledim memelerini. Utanmana gerek yok mu anasında mı? Yok la, daha fazla utansın diye. Zaten utanmış, eve gitmiş, ağlamış, bağlamış annesine bütün. Annesi de muzopalıyor, ne oldu diyor. İşte diyor, benim memeleri elledi diyor, nonnik nonnik diyor. Diyor ki işte ben hamile kalır mıyım diyor, tamam mı? Annesi bunu bir daha dövüyor. Babası babası geliyor, neyse. Olay büyüdü, bunlar kalktılar bizim eve geldiler. Bir sürü kavga mavga. Oo, fena yani. İyiymiş de hikaye. Bırakıver la bana. Sonra ne oldu lan? Aynı mahallede oturuyorduk Nazlı ile abi. Okul çıkışı hep birlikte yürürdük eve. Öyle ara bir yol vardı mahalleye. Yolu bayağı uzatıyorduk da. Tena ağlıyordu işte. Sonra bir gün gene böyle yürürken çok acayip bir şey oldu abi. Aynı anda birbirimizin elini tuttuk. Ne o önce uzattı ne ben önce uzattım. Birbirimize ima etmedik. Yüz yüze bile bakmadık. Öylece el ele tutuşup yürüdük. Sonra hep yaptık bunu. Bazen birileri sokağa girerdi. Hop bırakırdık ellerimizi. Sonra tekrar baştan. Sende kayış nerede koptu? Amcam Nazlı'ya tecavüz etti abi. Bir gün eve geldim. Nazlı'nın üstü başı yırtıktı. Ağlıyordu. Beni sormaya eve gelmiş. Şimdi evde beklemesini söylemiş. Erik vermiş buna. Ben eve geldiğimde pantolonunu topluyordu. Suratında iğrenç bir ifade. Amcam 10 gün yıkanmasın, kokmazdı abi. Sürekli bütün gün otururdu, orada burada sineklenirdi. Kokmazdı ama. Nazlı'ya nasıl tecavüz ettiğini odadaki ter kokusundan anladım abi. Üzerindeki 10 günlük kir uyanmıştı resmen. Kuruna düşmüş gibiydi. Nazlı'ya baktım. Odadaki kokuyu duymuyordu bile. Kendinden o kadar çok tiksiniyordu ki. Koku umurunda bile değildi abi. Öldürmek istedim o. Fırladım çıktım gittim. Koşabildiğim kadar koştum. Cebimdeki çakıyla bütün vücudumu parçaladı. Sonra? Amcama saldırdım.
Jandarmalar elimden aldı. Amcama el kaldırdım diye babam beni dövdü. Babam da orada bitti zaten. Evden kaçtım. Nazlı'ya ne oldu be? Amcam mahkemede Nazlı'yı sevdiğini söylemiş. Mahkemede aileleri birbiriyle konuşturmuş. Nazlı ile evlendi. Hapisten de yırttı. Kardeşim benim. Kardeşim. Vallahi geçmiş olsun dedim ya. Geçmiş olsun abi. Nazlı ne yaptılar? Mahalleden kaçtılar. 2-3 ay sonra da zaten amcamın ölüm haberi geldi. Nazlı mı öldürdü? Kaçtıkları yerde amcam Nazlı'yı satmaya başlamış abi. Olmuş. Vay. Bu geçmişteki kesik parmak cinayetlerindeki heriflerin hepsi senin amcanın müşterileri miydi lan? Amcamı da hepsinde Nazlı hakladı abi. Çok sonra bir gün sordum abi. Niye beni öldürmedin diye. Seni sevdim dedi abi. Ben bu dünyada. Seni sevdim dedi abi. Şimdi tanı ihbar et Nazlı'yı. Şimdi ihbar et. Sivas'a gönderdim ailesinin yanına. Aferin Cevo, yakaladın. Bravo, cinayeti çözdün. O dosyayı da anladın mı lan beni? Ha? Anladın mı? Cinayeti çözmüş yaprak. Sen beni yanlış anladın abi. Beni yanlış anladın Akma. Bu herif meselesi ne lan? Amirim Elif Suna komiserin hayatını yazmak istiyormuş. Eski cinayetleri de araştırıyor. Paralel bir kurgun ne yapacakmış. Benden yardım etmemi istedi. Ben de yardım ederim dedim. Ama Akbaba'yı anlatmayacaktım amirim. Sadece bildiklerimizi anlatacaktım. Ne yapacaksın abi? Düşüneceğiz. Oğlum siz bana niye söylemediniz lan? Kardeş Akbaba'nın kişiseli ya. Sen olsan böyle bir şey söyler misin? La oğlum hadi sizden habersiz gittim cinayeti çözdüm. Nazlı'yı da tanımam etmem. Aldım içeri attım. O zaman ne olacaktı? Siz cinayet çözüyor musunuz komiserim? Ne diyorsun lan? Yani sizin tek başınıza çözdüğünüz bir cinayet var mı? Meslek hayatınızda. Yardım almadan. Mesela siz olmasaydınız failin meçhul kalabilecek bir cinayet olduğunu düşünüyor musunuz? Kardeş lafına dikkat et amirim burada lan. Cevap ver lan. Ne diyorsun sen şimdi yani? Ne diyorsun? Kafan mı güzel senin? Ne diyorsun? Kafam güzel. Gelmeden önce de içmiştim. Ne var yani? Ya en son kafan güzel olduğunda neler yaptığını hatırlıyorsun değil mi Cevdet? Hatırlıyorum. Müstakbel kayınvalideme rezil olmuştum. Şimdi seni benim anneme öyle kayınvalide falan diye konuşma. Vallahi kırarım diz kapağını. Kayınvalidem demedim. Müstakbel kayınvalidem dedim. Hem sen niye kızıyorsun? Biz Asil'e evlenmeyecek miyiz? Doğru diyorlar. Siz ne zaman evlenecektiniz lan? Tarih belli değil amirim. Harun komiserim ben sana haber vereceğim, bildireceğim dedi. Öyle kaldı. Lan oğlum sen ne yapıyorsun? Amirimi gaza mı getiriyorsun? Gaza getirip tarih mi alacaksın lan ha? Bu kadar karaktersiz misin oğlum? Konuyu buraya ben getirmedim. Kim getirdi? Ben getirmedim. Oğlum çocuğa cevap versene lan. Cinayeti çözdün mü diye soruyor. Çözdüm desene. Sen çözmediğini mi düşünüyorsun yani? Ya ne söyleyeceğim abi buna? Dünkü bebe. Dünkü bebe dün de kaldı. La Cevdet bak
Biraz önce Akbaba'ya sarıldın. Burada böyle sana karşı bir yumuşadık. Şimdi hem kendin celallenme hem de ortamı celallendirme lan. Siz kimsiniz abi? Siz kimsiniz ya? Ha? Siz kimsiniz? Siz benim kendimi kişiliksiz hissettirmeye mi çalışıyorsunuz ha? Ben kendimi kötü hissetmeyeceğim abicim. Kötü hissetmeyeceğim. Siz kimsiniz lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Arıyorum. Sen kimsin bana? Otur lan yerine. Otur. Oğlum geç otur şöyle bir sakin ol ya. Bir tane şey almışsın zaten. Onu da devireceksin, dökeceksin, kıracaksın. Hayır Cevdet'cim, senin sorunun ne? Sorunun neyse söyle, derdini anlat. Hep beraber burada çözüm bulalım ya. Ne derdin ne senin? Benim bir derdim yok. Gelen geçen sürekli beni tokatlıyor. İlk geldiğimde amirim de tokatlamıştı. Şamar olanı mıyım ben? Niye böyle yapıyorsunuz arkadaşım? Niye böyle yapıyorsunuz? Saksı değilim ben. Aferin lan. Ha işte. Böyle dök içini. Amirim bunlar beni sürekli tokatlıyor. Kim tokatlıyor lan seni? Öyle tokatlamak değil. Sürekli or görüyorsunuz. Ha ilk başlarda sarışınım, baby face'im diye böyle yapıyorsunuz zannettim. Çünkü kız ortamlarında bizim ülkede böyle tipler hep bir sıfır öndedir. Ama erkek ortamında, arkadaş ortamında hep bir sıfır iki sıfır geridesin. Çocuk haklı lan. Ya abi nereye haklı çocuk ya? Sen de eskiden hep beni kollardın, korurdun. Artık hiç korumuyorsun, kovlamıyorsun. Hayır ne yaptım? Kötü bir şey mi yaptım ben sana? Gözünden mi düştüm? Ne alakası var lan? Öyle abi. O sarı olay yerciyi bile kolluyorsun, beni kollamıyor. Al işte. Sarışın dedi. Olay yerci de sarışındı. Selim de sarışın. Siz ırkçı mısınız arkadaşım? Nedir bu sarışından da alıp veremediğiniz? Sus lan! Dangalak! Ben seni ne zaman sattım lan? Ben sattın demedim abi. Satmadın, satmasana da. Ya eskiden hep beraber dolaşırdık. Biz seninle ne güzel tatlı bir ikiliydik. Hep beraber çıkardık. Seninle ben çıkardım. Akbabayla da hayalet çıkardı. Ondan sonra bir gün oldu. Sen beni yanına almadın. Gittin hayalet aldın. Cevdet aldın. En son Akbaba'yı bile aldın ya. Ne demek lan Akbaba'yı aldın? Dingil. La oğlum alır lan alır. Akbaba konu o değil. Başka bir şeyden bahsediyorum. Sen niye böyle yapıyorsun abi? Ne bilmem ben niye böyle. Ben farkında değilim ki bir şeyin. Abi ben senin oğlun gibiydim. Artık beraber bile oturmuyoruz. Hala öylesin lan. Tamam sen de bir şey yap la bir durul bile ya. Adam başına o kadar şey geldi bir de seni mi eğleyecek ya? Abi ya sen kusuruna bakma bunun. Bu biraz duygusala bağladı bu öküzü ya. Ben kendimde değilim lan artık. Başka biriymişim gibi hissediyorum ben. Bazen böyle dışarı çıkıyorum, dolaşıyorum. Hiç bilmediğim bir yerde buluyorum kendimi. Ve sarhoş oluyorum, içiyorum, eve geleyim diyorum. Ama ben eve mi geliyorum, başka bir yere mi geliyorum hiç bilmiyorum. Ben bu kadar büyük işlerle uğraşacak adam değilim lan. Ve yine o eski basit hayatıma geri dönmek istiyorum. Vallahi biz hala basit yaşıyoruz abi. He. Basit yaşıyorum. Rakı koy la. Ben bir kadın sevdim. Savcıydı. Keşke savcı olmasaydı. Ya da savcı olsaydı ne bileyim bu kadar idealist bir savcı olmasaydı keşke. Burada olsaydı. Ona sarılsaydık. Uyurken ben ona pek sarılmazdım ha. Onun sarılmasını isterdim. O böyle sarıldığı zaman beni sevdiğini hissederdim. Bazı akşamlar böyle hava soğuk olduğu zaman ben ondan önce yatağa girerdim öyle. Üstümü örterdim ama ayaklarımı örtmezdim ben. Sonra o gelirdi, bakardı bana. İlk önce ayaklarımı örterdi benim. Çok hoşuma giderdi lan. Ben böyle numaralar çekecek adam falan değildim ama Esra varken yapıyordum işte. Peki abi, bu Esra abla senin anlattığın gibi bir kadın olmasaydı, ya öyle olmasaydı da sever miydin? Sevmezdim. Sevmezdim tabii. O zaman da hiç tanımazdım ben onu. Öldüğünü de haberlerde tostumu yerken seyrederdim sonra. O kanalı değiştirirdim ben. E tamam da abi işte o zaman da savcı hanım hayatına girmemiş olsaydı o zaman da başka bir eksik olurdu abi. Eksik.
Sen farkında mısın lan neyin eksik neyin değil? Ha? Eksiğinin farkında mısın sen? Abi tabii. Doğru o da. Abi kızmasan sana bir şey sorabilir miyim? Oğlum önce rakı koyla. Şimdi sor. Hani geçen gün çok sarhoş oldun ya, seni eve getirdim ben, yatağa falan kustum. Hatırlıyor musun? He. O gün Şule sana baba dedi. He. Sen de onu kızın gibi görüyorsun yani. He. İşte ne güzel. Hani hayatta yalnız değilsin abi, bak Şule var. Biz varız, Şevket abi var, herkes var yani. Sen ne demek istiyorsun lan? Bir şey demek istemiyorum abi. Ne demek istiyorsun sen, adam gibi sor bakayım, ne demek istiyorsun sen? Yo, öylesine sordum valla. Sen benim ne kadar sorguya girdiğimi biliyor musun? Tabii biliyorum. Ne biliyorsun lan sen? Sen yokken de ben cinayetteydim lan. Sen yakaladığın fareler kadar benim kedi... Abi ooo, lafa bak lan. Doğru söylüyorsun abi. De o zaman Şule sana niye baba diyor abi? Normal bir baba değiş gibi değil çünkü. Niye baba diyor? Babasıyım. Nasıl ya? Bırak abi, kandırma bizi, kafamız güzel zaten. Yok lan, gerçekten babasıyım. Biyolojik olarak mı? Yani fiziki açıdan mı amirim? Ben fizik, kimya, biyoloji bilmem ne, işte babasıyım işte. Hadi be. Ya ben de çok olmadı la öğreneli. Bir seneden fazla ya oldu ya olmadı. Bir sevgilim oldu benim, Diyarbakır'dayız o zaman. Adım yine. Birkaç kere beraber olduk ya da olmadık. Sonra bu hamile kalmış. Kadın korkmuş tabii. Korktuğu için de onu isteyen ilk adamla evlenmiş. Ya Şule ondanmış gibi yapacakmış. Ne abi? Adam meğer kısırmış lan. Şule'nin kendi kızı olmadığını öğrenince de Mine'yi kapıya koymuş. Yapma be. He. Şule de çocukluğundan beri beni arar dururmuş. E iyi işte abi. Adam kısır olmasaydı Şule seni bulamayacaktı. Mine intihar etmiş la. Deme be abi. Adam Şule'yi kendi çocuğu sansaydı Mine ölmeyecekti la. Abi o zaman sen şimdi bu yüzden kendini mi suçluyorsun abi? Ya Şule beni buldu. Buldu eyvallah. Eyvallah ama benim şu anlamadığım bir şey var. Şule eğer beni bulmasaydı Mine hayatta olacaktı la. Şule adında bir kızım olduğunu bilmeseydim de keşke Mine hayatta olsaydı. Ben ne zaman mutlu olsam biri ölüyor la. Ne zaman işlerim yolunda gitse o iş sarıyor. Ben mutlu falan olmak istemiyorum la artık. İşlerimin yolunda gitmesini de istemiyorum ben. Bırak oyla. Yo, bir tek daha çıkar ondan da, en fazla o. Bırak al. Gitme gitme. Çıkıyorum evden. He. Çıkma dedin. Kaç tane alayım? İki tane alayım mı? Üç tane al. Çabuk gel lan. Tamam abi. Dışarı çıkarım diyordun. Ya oğlum git şunu mutfakta falan kes, benim gözüm gözüm yanıyor ya. Ne kadar narinsiniz küçük bey. Oğlum gözüm yanıyor diyorum lan. Benim yanmıyor. Sen zaten gelmişsin 187 yaşında, gözünde sinir mi kalmış senin? Ölmüş gitmiş zaten, daha ne yanacak senin gözün? Çok biliyorsun ya. Ben çok biliyorum. Ya oğlum sen o domateslerin kabuğunu soymadın mı? Hayatında hiç menemen yaptın mı oğlum sen? Yaptım da ben soymuyorum ki oğlum. Senin yaptığın menemenim ben var ya. La oğlum onları tavaya attı mıydı kabuğu ayrılacak, ağzımıza kayış gibi gelecek ya. Allah Allah. Los Angeles'ta büyüdün gurmesi ya. Ağzına kayış gibi la, bırak. La kalk git la. Kalk git. Kalk git sibar, ben yaparım gerisini ya. Kardeş ben senin yaptığın menemeni yiyemiyorum, anladın mı? Benim burada kalıp müdahale etmem lazım. Niyemiş lan, mis gibi yapıyorum işte. Sen cıvık yapıyorsun oğlum, ben öyle sevmiyorum. Vıcık vıcık, o ne öyle ya? Börek mi lan bu? Ekmeğimizi banacak ya.
Ya arkadaşım ben senin yaptığın menemeni yiyemiyorum diyorum lan. Yiyemiyorum lan. Benim burada kalıp müdahale etmem lazım ya. Allah Allah bir sus. Ya ara lan şu Harun'u. Ara ekmek bulmuş mu bir sor bakayım. Ya oğlum sen ne sıkıntılı tipsin. Bulmuştur rahat ol sakin ya. Benim karnım acıktı ya la. Ha. Şu domatesi atsana la. Al al. Ver. Domatesin kokusu yok be. Ya bu gitmiş marketten almış kesin hormonlu mormonludur o ya. Ha bilemedik bak sen gitsen hormonsuzunu alacaktın. Domates dedin kokacak la. Böyle ıslak ekmek yemiş gibi hissediyorum. Ha. Bir yer verim abi. Ha. Soyayım mı? Yo ortadan kes suzlayarak ver işte la. Allah, peçete de ver. Evet. Love. Bu da hormonlu. Ya biber ye ya. Al biber ye. Ben yedim. Şahane biber ha. Evet. Bu ne lan? Ne oldu ya? Ne oldu acı mı? Abu. Ne oldu? Acı mı? Ha bak işte hormonsuz oldu iyi yani anladın mı? Hormonsuz iyi. Aklında bulunsun. Oğlum bu Harun nerede kaldı da ben çok acıktım ya. Aradım abi. Bir daha ara. Ne istiyorsun ki abi? Tatlı getirsin ha. Tatlı mı ya? Ne tatlısı abi? Fırın sütlaç. Vallahi iyi dedin abi ha. He. Harun neredesin oğlum? Lan açlıktan öldük ya kardeş. Nasıl bulamadın mı? Bulamamış mı? Yok abi eve gitmiş almaya geliyormuş şimdi. Tatlıyı da söyle lan. Harun kardeş şey. Ya bizim acayip canım şey çekti ya. Bu fırında sütlaç var ya kardeş açık bir yer bulursan onu bir şey yapsan ona. Bulabilirsen çok iyi olur ha. Gelmek üzereyse ekmeği getirsin ben. Hadi tamam. Nerede? Orada. Ha. Onun hemen sağ tarafta böyle büyük mavi trafo var gördün mü onu? Ha o senin kardeş. Küfür ediyorlar. Kapattım. Yapmaya başlasın dedi ben geliyorum dedi. Küfür ediyor hala. Oğlum şimdi ben fark ettim de. Bizim içimizdeki en hormonlu herif Tosun Paşa. Ha. Ha. Ecevdet de biraz hormonlu hafif böyle memur göbeği falan. Ben bir ara kiboluymuşum ha. Ben hiç hatırlamıyorum lan. Öyle tombalacık bir şeymişim ha. Tombalacık. Ne ara lan? 5 kilo 500 gram doğmuşum la ben. Üstüne de 2 kilo daha almış tamam olmuş. Allah'ım verim şeftali tipe bak ya. Masada yiyelim lan. Sandalye var mı lan? Şşş içeride var lan. Ne olacak lan bu bebe? Yemeyecek mi bu bebe? Yerken uyandırırız abi ya. Evet. Çok fazla pişirme yalnız yumurtaları ha. Ben de öyle yapıyorum da abi bu çok pişmiş istiyorum. Ya arkadaş Allah Allah siz tabağınızı alın abi ben onu biraz daha kendime göre pişiririm. Ne var la bunda? Şey değil ya. Bu mahkeme ne zaman başlayacak? Birkaç haftaya başlar da ne zaman biter bilmem. Ya şimdi katil bulundu falan mı? Acaba işte onun arkasındakiler kim? Önce katil daha bulunmadı lan. Ya sen hala öyle mi düşünüyorsun abi? Evet. Selamın aleyküm. Kim yiyecek lan o kadar ekmeği? Oğlum ne olur ne olmaz diye aldım işte ya. Sen evden gelmedin mi lan? He. Bu kadar ekmeği ne yapıyorsun oğlum sen evde? Abi onları alıyorum ben.
buzdolabına atıyor. Orada böyle bir hafta falan duruyor. Tedarikli adamım, hiçbir şey olmuyor. Bak, 5 ekmek yedim. Hayal et bak. Oğlum biz Eda ile sen almadık mı onu? Sen ne alıp geliyorsun onu? La oğlum, Eda bunu içene kadar biz 40 kere içeriz de zaten. Akbaba, soğanlı mı yapıyorsun menemeni? Soğanlı mı yapıyorsun? Oğlum ben soğanlı yemem. Kızın yanına gider kokarım şimdi. La boşan da semerini ye. O cıvık yemez. Sen soğanlı yemezsin. Çabuk la çabuk. Kış yumurtaları. Kırdayı yiyelim. Ceren. Kalk lan. Kalk lan sen de. Kalk. Hadi lan. Çok güzel olmuş, aferin. Domatesin kabuğu geliyor ağzıma oğlum ya. Oğlum vitamini kabuğundadır diye laf var la. Allah'ım yarabbim ya. Siz bir ceset taşıdık demişsiniz. O kolay da ben bilmiyorum onu ya. Ne cesedi lan? Ya bir ceset taşıdık dediniz ya. Oğlum işte hayaletin kurtardık biz. Oğlum bu Feride vardı ya, benim eski manitasını, hatırlıyor musun onu? Ha, senin aynı mahallede oturuyordu. Ha işte. Şimdi onu şey yaptık biz, bu kocasını öldürmüştü. Bu yakalanmasın diye kocasını gömdüğü yerden biz o cesedi çıkardık. Gittik böyle kimsesizler mezarlığına bir güzel gömdük onu. Peki aranızda hiçbir tartışma falan olmadı mı yani? Hiç kimse itiraz etmedi mi ben yapmam falan diye? La oğlum işte sen bu yüzden hala bizden olamıyorsun hala. Bizde kimse kimseyi satmaz koç, anladın mı? Ya ben satar mı dedim ya? İtiraz eden olmadı mı? Hani bir tartışma falan çıkmadı mı dedim? Çok konuşma da. Cesedi mesedi bırak. Yemeğini yesen. Harbi domatesin kabuğu geliyor lan. Abi ben Eda'ya evlenme teklif edeceğim. Edeyim mi? Önce kaçırma kızı. Güzel diyorsun da abi. Evlensen bir dert, evlenmesen ayrı bir dert. Ya? E şimdi evleneceğim, evlendikten sonra da mahalle baskısı yüzünden evlendiler diyecekler. O yüzden demelerini istemiyorum abi. Ya oğlum sana ne milletin ne dediğinden sonra evlen. Ya olur mu abi? Vallahi billahi sırf bu yüzden evlenmiyorum ya. Allah Allah, sen milletin dediğine göre hareket edeceksen hiç hareket etme lan. Sen kendi isteğine göre hareket et. Evlenmek istiyorsan evlen. Ha abi, sen evlenirken de aynı muhabbet olmuştu değil mi? Ha la, millet bir cins ha. Böyle beraber yaşıyoruz diye sağda solda laf etmişler Esra'ya. Var ya bunları... Kardeşim benim bu hayatım, ben böyle yaşıyorum, sana ne? Sen de istediğin gibi yaşa, bana ne? Ha yine bu iyi lan, bu iyi yani. Bir tane adam var ya, geçen gazetede okuduk, üniversitede. İki tane öğrenci el ele tutuşuyor diye ülkeye ayağa kaldım. Gerçi abi o işte el ele tutuşmanın dışında bir öpüşme falan da varmış. Zinaya kadar yolu var onun. Sana giren çıkan mı var lan? Yo. Tövbe de abi, girmesin kimse. Niye girsin? Yok öyle bir şey. Sen de aynı şeyi mi yapıyorsun lan? Biz Eda'yla arada zina yapıyoruz, evet. Oğlum ben sana bunu mu sorayım lan? Dangalak. Ana, soruyu yanlış anladım. O zaman pardon, yok öyle bir şey. Aramızda kalsın lan. Oğlum ben sana diyorum ki, bu el ele tutuşup öpüşen çiftlere sen de sinir oluyor mu diye soruyorum. Yo, abi ben medeni insanım. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ha, Aslı ile Cevdet el ele tutuşup öpüşürse o zaman sinir olurum. Ben. Biz Aslı ile evleneceğiz abicim. Lan nereye evleniyorsun lan? Ben abiyim. Daha ilk önce ben evleneceğim. Ha, bak güzel oldu bu şimdi ha. Sizin düğününüzü beraber yapalım ha. Ya aman abi, ne yaptın ya? Niye beraber yapıyoruz ya? Onlara daha var. Eda, sen evlenme teklifini kabul eder mi? Emin misin yani? Niye etmesin oğlum? Ben evlenilmeyecek bir tip miyim? Bir sus la. Menemeni ye. Aç kalacağım birazdan. Bak abi bak bak, şuna bak. Sinsin sinsin. Geçmiş köşeye pis pis nasıl yemek yiyor? Oğlum biz burada muhabbet ediyoruz. Sen daha menemen yiyorsun. Utanmıyor mu menemeni götürmeye? Ne utanacağım lan? Gevezelik edeceğine sen de yeseydin. Biz Aslı'yla o işi çoktan bitirdik zaten. Nasıl bitirdin? Neyi bitirdin oğlum? Lan neyi bitirdin lan Aslı? Yatağa mı attın Aslı'yı? Yanlış anladın sen komiserim. Ne alakası var? Biz Aslı'yla bu kış evleneceğiz dedik yani. O işi bitirdik. Evleneceğiz diye kesin karar verdik. Ha yani ben yanlış anladım öyle mi? Öyle mi hayal et? La tamam işte yanlış anladın. Çocuk da söylüyor, uzatma daha, ne uzatıyorsun? Hem kışın düğün mü olur la dingil? Niye kışın düğün olmaz diye bir kural mı var? La oğlum kışın düğün olmaz. O zaman nikah kışın yaparız. Eğlenceyi yazın yaparız.
Bak buraya. Bak. Amirim, ben Harun komiserime bir tane çakmak istiyorum ya. Oğlum saçma sapan konuşmalar. Anam. Anam. Ne dedin? Ne dedin lan öyle? Sen bana vuracaksın mı? Ben bir tane sana vuracağım, sen de bir tane bana vuracaksın. Ama omza, tamam mı? Bak çocuk hiç yapmayın ya. Sözü, sen bana bak oğlum. Senin kafan hala iyi mi? Ha? Ayılmadın mı sen? Merak etme sen, benim de elim ağrıdır. Cevdet, sana kıyak yapıyorum. Sen benim omzuma iki tane vur, ben sana bir tane vuracağım. Kabul mü? Kabul. Abi izin veriyorsun lan. Bak lan havalara bak havalara. Vur. Ne yapıyorsun sen vur? Dön. Vur. Lan. Ne oldu lan buna? Öldü mü ne oldu? Akbaba bir baksana. Oo, Cedet. Şey yok moruk. Bırak uyusun burada. He uyuyor mu? He. Ya. Adam böyle yutarım. Bana da vuracak mı lan? Yok abi ben vurmayacağım. O kendi istedi o yüzden vurdum. Hem sen vurunca iki gün geçmiyor arası valla. Doymuş muydu la bu? Ha doymuştu abi. Yedi ya bir sürü ya. Şunun üstünü ört la. He. Vallahi yedim ayıldım abi ya. Vallahi ben de ayıldım ha. Olur mu abi? Mazotu aldık. 2-3 saat daha içeriz biz şimdi. Çok iyice içilmiyor lan. Ben kalkayım. Oğlum biz yanlış yaptık la. İçecektik. Gecenin sonunda da gidip yiyecektik. Yine gideriz abi. Ne yedik ki? 3-5 yumurta işte. Şşş, o kim? Ne bir arkadaş? La bu saatte kim o? Ya oğlum Elif işte ya. Ne yapayım ne ediyorsun diyor ya. Ama boş ver. Ya anons var lan. Cinayet var değil mi ya? Vallahi cinayet var. Ya. Hakikaten mi ya? Merkez, tüm ekipler dikkat. 178 asılsız ihbar. Yok da yok, yanlış ihbar. He. O zaman rakı. Ya bunlar bitti gitti ya. Ne yap? Buna kayak mı? Buna kayak mı lan? Şey süzme mi lan o? Abi. Suyla rengi açılmaz da onun. Soda iyiydi. Soda var mı lan? Yok abi ya. İyi ki geldin be abi bu gece. Ne zamandır birlikte oturmuyoruz seninle. Eyvallah bir ara şey zannettik abi. Böyle bizden kaçmaya mı çalışıyorsun artık öyle bir şeyler falan zannettik ha. Ama öyle bir durumu vardı ya. Tek başına pavyona gitmeler, sokaklarda yalnız yürümeler falan. Tam tek başına takılmak istiyor olabilirsin de abi. Biz de özledik vallahi. Ben bir kadınla tanıştım lan. Kadın? Nasıl kadın? Bildiğimiz kadın mı? He bildiğimiz kadın işte lan. Nasıl yani şimdi takılmaca falan mı abi? Yanlış anlama bak. Bu gece böyle her şeyi konuşuyoruz diye soruyorum ben. Yoksa sormam. Yok lan öyle. Muhabbet ediyoruz. Allah Allah. Nereden buldun abi? O da bizden lan. Polis. Allah Allah. He. Biz tanıyoruz mu abi? Yok ne tanıyacaksın lan sen? Adı bir şeysi yok mu bunun? Belki tanıyoruzdur ya. Eylül. Ama adı değişiyor. Bazen Zeynep oluyor, bazen Suzan oluyor. Değişiyor yani öyle. Hangi kısımda abi? İstihbarattan. Ve devamlı kılık değiştiriyor. Bazen ahlak büro için çalışıyor. Bazen de narkotik için çalışıyor. Aslında ben de tam olarak çözemedim. Hayırlı olsun abi. Ne hayırlı lan? Aramızda bir şey yok. Oturuyoruz sadece öyle muhabbet ediyoruz. Hani beraber oturamıyoruz diyorsun ya. İşte o yüzden söyledim ben de. Abi onun muhabbetinden daha çok keyif alıyorsun demek ki.
La oğlum keyifle ilgisi yok la. Bana başka bir şey hatırlatıyor o kadar. Nasıl ya? Ne hatırlatıyor ki? Esra'yı. Ha, eyvallah abi. Gönüllü. Bahar'ı. Üçünü de hatırlatıyor la işte. Vay be abi. O zaman sen yürürsün oradan. Lan. Dangalak. Ya abi yanlış anladın. O anlamda demedim. Kusura bakma ya. Abi sen şey yapma ya. Kusura bakma. Mal mal konuşuyor bu ya. Rakı koyayım ben o zaman sana. Sen şanslısın abi. Bana Nazlı'yı hatırlatacak bir kız çıkmadı hayatımda. Gönül gitti. Bahar şehri terk etti. Esra öldü. Üçü de birbirine benzemiyordu. Üçü de birbirini anımsatmıyordu. Ama bu farklı. Hepsini anımsatıyor bana. Ben onunla beraber falan olmak istemiyorum ya. Sadece benim yanımda olması yetiyor. Ben evlendiğim gün vermiştim o kararı. Kesindi. Yani ben biliyordum imzayı attığım zaman bir daha hiçbir kadınla beraber olmayacağımı. Ben kaç yaşındayım lan? Ha? 45. Daha ne kadar yaşayacağım? De 55. 56. 57. E ne yapacağım bundan sonra ben? Sonsuza kadar hiçbir kadınla beraber olmayacağım dedim. Öyle de olacak. Ya abi tamam da hayattan vazgeçemiyorsun ki işte. Al Ceyda ablayı da diyebildin. Bak olmadı ne oldu devam ediyoruz. La oğlum boşandım ben boşandım. Bir adam boşanmışsa başka bir kadınla evlenir. Ben ölene kadar hiçbir kadınla beraber olmayacağım. Ha işte 15 yıl yas tutacağım la. Her şeyin ilacı zaman abi. Başka bir laf bulamadın mı la diyecek? Ha? Konuşma zor olmaz mı la? Ha bir şey söylemesen içinde mi patlayacak? Bizim orada öyle söylüyorlar o yüzden dedim. Sizin oraları... Şimdi aslında baktığın zaman her yerde de öyle söylüyorlar abi. Her yeri... Ha. Ben seni anlıyorum aga. Nazlı gittikten sonra ben de kimseyle birlikte olamadım. Aa, sen Nazlı oldun mu la? Onunla da birlikte olmadım ki. Sen Kerane'ye gittin mi? Hiç kimse olmadı işte oğlum. Boş ver abi olmaz. Olunca da bir şey değişmiyor zaten. Lan ne yapıyorsun sen oradan sinsi sinsi bizi mi dinliyorsun lan uyumuyor mu? Sen bana vurunca kanepeye düştüm ya. Ben aslında bayılmadım orada. Hazır kanepeye yatmışken biraz daha kestireyim dedim. Kafam da güzel zaten. Olay odur yani. Hadi seni gidi yan piri seni. Tamam sus. Sus otur efendi dinle. Sen nasıl becerdin? Nasıl tuttun kendini? Kafada bitti gitti abi. Onu diyorum ya ben de. Aseksüellik diye bir şey var amirim. O ne lan? İki tarafa karşı da ilgi duymuyor. Nötr yani. O daha iyi. Bunun gibi salak olmaktansa o daha iyi. Salak dedi sana. Şunu sesini aç da biraz. Dur dokunma ses. Benim radyom. Çalamasam mı, çalamasam mı,
Milletin sırtından doyan doyana, doyan doyana. Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana. İhtiyar olmuş bu sobana, bilmem söylesem mi, söylemesem mi, söylemesem mi. Masuni baba. Mahzuni şerifim, dinir acını, dinir acını. Bazen acılardan al ilacını, al ilacını. Bir sultanlar gibi dar ağacını, bilmem boylasam mı, boylamasam mı. Biz ne yapıyoruz be? Ha? Biz ne yapıyoruz bu hayatta? Birileri demiş, sınırları çizmiş, burada yaşayacaksın demiş. Birileri demiş ki, bu maaşı alacaksın demiş. Bu okula gideceksin demiş. Bunlara karşı çıkmayacaksın demiş. Bunların hepsi, ben söylemeden önce, ben yapmadan önce birileri tarafından söylenmiş. Ben istemedim ki bunların hiçbirisi. Hiçbirimiz istemedik ya abi, ama değiştirmek için ne yaptık ki? Biz... Yapamam ben. Ne yapacağım lan ben tek başıma? Bir yapmayacağım ben. Bazıları yaptı abi. Değiştirdim. Ne yaptı? Babam yaptı. Ama örgütlüydü, öyle tek başına değildi ha. Nerede bir haksızlık görsün adam hemen mücadele etti. Acı çekti, işkence gördü ama değiştirdi. La oğlum, neyi değiştirdi? Onu sorayım. Neyi değiştirdi? Beni değiştirdi. Oldu mu? Senin hayatında hani dediğin bir sürü benim hakkım var falan dediğin şeyleri bu adamlar böyle mücadele edip aldılar. Bedel ödediler. Senin gibi böyle oturup büyütmediler Harun Bey. Lan ne bağırıyorsun, ne kızıyorsun lan? Bir tane türkü dinledin, gaza geldin. Gelsin la işte. Gaza gelsin. Ne güzel. Olan olmuş. Biten bitmiş. Yapacak bir şey yok. Nasıl abi? Bu Nazlı mevzunu diyorum la. Düşüneceğim demiştim yani. Düşündüm. Ne yapacaksın abi? Üstünü kapatacağız. Sen de o yazar Elif'le hiçbir şey konuşmayacaksın. Başka bir roman yazsın. Emredersiniz amirim. He. Sen Nazlı'yı niye gönderdin lan? Ha? Yıllar sonra birbirinizi bulmuşsunuz işte. Şimdi kız ne yapacak Sivas'ta? Abi biz Savcı Hanım'ın öldürüldüğü gece Nazlı'yla kaçıyorduk. Bir daha da gelmeyecektim ne işe ne de cezaevinin çıkışına. Bildiğin kaçacaktık işte. Niye kaçmadınız lan? Aziz abi önümüzü kesti. Silah çekti bize abi. Bırakmasını istedim. Kabul etmedim. Silahını Nazlı'ya doğrultunca nevrim döndü abi. Ben de silahımı çektim, üstüne yürüdüm. Beni vursun istedim. Yoksa ben onu vuracaktım. Yaklaştıkça Aziz abi bir şey yapamadı. Elinden silahı aldım. Kafasına dayadım silahımı. Bırakmazsa vuracağımı söyledim.
bırakmadın. Nazlı o ara öyle bir tokat patlattı ki abi bana. Feleğim şaştı. Silahımı indirdim. Aziz abiye Nazlı'ya baka kaldık. Aziz abi benden korktuğuna değil abi. Nazlı'nın tavrına bir şey demedi. Silahını istedi, verdim. Nazlı teslim olmuştu. Sonra Aziz abi Nazlı'ya baktı. Bir daha karşıma çıkma dedi. Hiç şakası yoktu abi. Nazlı'yı affetmişti ama bedel ödemesini istedi. Benden uzak duracaktı. Ankara'da olursa Aziz abi ihbar edecekti Nazlı'yı. Ayrılmayı seçtik. Başka çare yoktu. Olmayınca olmuyor be abi. Bizim bedelimiz de bu oldu işte. Eyvallah. Sen eve ilk geldiğinde bir şey dediydin ya abi. Ne demiştim ben? Hani biriyle karşılaştım. Bilmediğim bir sürü şey anlattı dedin ya. Aziz abiyle konuştun değil mi? He. Her şeyi biliyordun değil mi abi? He. Eyvallah abi. Eyvallah. Tek ben bilmiyormuşum lan. Ne oldu abi? Bu kolum yine başladı ya da. Sen doktora moktora göstermedin mi abi? Ne dedi doktor? Ya oğlum gittim de psikolojik diyor herif. Bakayım mı abi? Dışarıdan bir şey görünmüyor la. İçeride. Sen bir aç, ben bir bakayım ona ya. Şimdi ben içeriden diyorum sana, aç diyorum, bakayım diyorum sana, ne diyor ya. Abi bu ne? Amirim kolu kesilmiş. Ya bu bir şey yok ya, sadece bir sıyrık, bu sadece bir sıyrık. Sen ne yapıyorsun lan? Ha? Abi bu morluklar ne? Burada bir sürü morluk var, bunlar ne? Abi bu normal bir şey değil ya. Ne yaptın sen kendine? La bırak şimdi onu bunu ya. Sen şu koluma bak la, şu koluma bak sen. Tamam da bu morluklar nasıl oldu, bu morluklar? Hatırlamıyorum lan. Kafam güzeldi, ne bileyim, düştüm herhalde. Nasıl düştün? Nerede düştün? Hatırlamıyorum lan. Abi nasıl hatırlamıyorsun? Sırtın çok fena. Çok mu kötü la? Akbaba fotoğrafını çekeyim sana. Bir telefonunu ver. Oo. Dur. Ananın. Abo. Şuna bak. Bak gel, haline bak abi. Vay kötüymüş ya la. Abi bu düşmeyle müşmeyle olacak işler değil ya. Sen biriyle kavga malga ettin mi? Yok la, ben kavga falan etmedim ben. Abi bu bıçak yarası. Ya kendin yaptın ya da biri. Ne yaptın, hiç hatırlamıyor musun abi sen? Hatırlamıyorum ben. Hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Ah baba, bunlar kaç gün olmuştur? Bir, en fazla iki. Abim bak. Sen bu bir iki gün içinde başına bir şey geldi. Biri falan mı daldı sana ya? Bir söyle bir abi. Yok la, kim dalacak bana? Ya abi tamam da biri senin kesmiş, sonra da sırtına da odunu vermiş. Aman! Abi! Aman! Abi! Abi! Abi iyi misin abi? Abi iyi misin abi? Saçma sapan misin? Konuşma lan. Bir bana bak abi. Abi gözlerin kıpkırmızı. Uyku mu geldi ha? Yatıralım mı içeri? Uyku falan gelmedi lan benim. Amirim gel, geç içeri istersen. Amirine. Benim beynimin içinde bebek bağırıyordu la. Bebek? Abi ne bebeği Allah'ın aşkına ya? Cenin daha doğmamış. Beynimin içinde. Ses mi duydun? Ses miydi? Değil la. Sadece ses değil la. Ses değil. 3 kilo 300 gram la. Beynimin içinde bebek la. Bebek. Abi ne diyorsun sen? Kurban olayım. Sabre hamileydim ben. Ağırdı bebek. Çok ağır. Beynim böyle çok ağırdı. Doğurmaya çalıştım ben. Burnumdan çıkarayım dedim. Hınkırdım o kadar. Yakındım. Öyle çıkmadı tabii. Burun... Şey gibi genişlemiyor. Genişlemiyorsa o ameliyatlar nasıl oluyor? He? Benim bir arkadaşım vardı çocukken. Böyle burnunun içerisine kağıt depti, peçete. Tam bir ay sürdü lan onu çıkartmak. Bir ay. Peçetenin hacmi ne kadar ki? Bebeğinki daha fazla tabii. Gözümden çıkartayım dedim onu. Gözümden. Ama... Kapalı gözüm oradan çıkmaz ki.
Ağzım büyük. Büyük ama onun da burundan geçmesi gerekiyor. Bak. Öyle ağızdan beyne direkt bir yol yok. Ya da varsa da ben bilmiyorum. İlla burundan geçecek. Bir arkadaşımla konuşurken o söylemişti bana. Demişti ki, o beyin böyle kıvrımlı bir şey demişti. Demek ki o bebek o kıvrımların arasından öyle büyüdü, büyüdü de benim kafam niye büyümedi? Ha? 3 kilo 300 gram lan. Niye kafam büyümedi benim? Demek o beyin elastik bir şey. O bebek öyle o kıvrımların arasına girdi. Kordonsuz. Ben nefes alınca o da nefes alıyordu. İsterse olmasın da illaki alacak tabii. Ben onun yüzünden bir ay boyunca burnumdan nefes alıp ağzımdan verdim lan. Ağızdan karbondioksit verirsin. O karbondioksit bebek için zararlı. Oksijen gerek. Biri dedi ki bana, aa işte bu bitkilerle dolu bir odada dedi uyursan sen dedi ölürsün dedi, ölür. Bitkiler odadaki oksijeni emiyormuş. Ben vurulduğumda fark ettim. Zaten beynimin içinde bir bebek var. Esra'nın bebeği o. Öldürdüm ben onu. Öldürmek için hiçbir şey yapmadım ben. Serum verdiler bana. Dedim sordum onlara. Bebeğe bir zararı var mı diye. Yokmuş. Hastaneden çıktığım zaman o bebek yaşıyordu. Birkaç gün öncesine kadar ağlıyordu. Sesi kulağımın içindeydi ama sonra sustu. Artık ağlamıyor. Ben bazen böyle kendimi tokatlıyorum. Onu tokatlıyorum. Uyansın diye. Uyanmıyor. Çok derin uyuyor. Ben uyurken biri beni tokatlasa ben uyanırım. O uyanmıyor. Bazen sesi böyle kulağıma çok yakın geliyor. Ağzı sanki salyangozumda. Belki de ters döndü. Ve poposu geldi salyangozuma. Ama içeride bebekler kaka yapmaz ki. Yapsaydı benim kulağımdan akardı o öyle. Ben de onun hala orada olduğunu bilirdim. Öldürdüm onu. Bazen sesinden çok rahatsız oluyordum ben. Yani inkar etmiyorum. Ama ben bir bebeğin sesinden rahatsız oldum diye öldürecek kadar biri değilim. Değilim ben. Tamam abi. Değilim. Kendine gel. Çocuğa değilim ben lan. Abi sen, abi. O ne lan? Abi o ne, biber gazı mı? Allah'ım. Böcek ilacı. Abi ne işin var be? Al. Morluk var. Bakacaksın mı? Al. Al. Abi yanlış anladın. Kavga ettin zannettin. Benim hayatım kavga lan. Yaklaşma. Allah. Lan ağzıma girdi ağzıma. Lan git ağzını çalkala ya. Hatırlamıyormuşum. Siz hayatınızdaki her şeyi hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum lan. Yalan mı söyleyeyim size? Hatırlamıyorum. Doğru doğru abim, doğru söylüyor lan. Abi senin üstüne geliyoruz, hep ondan oluyor bunlar. Abi niye üstüne geliyorsunuz la siz de? Abi ne olur ya Allah'ın aşkına abi. Amirim kafan güzel oldu. Gel biz seni içeri yatıralım. İçerisi neresi lan? Arka oda abi. Benim yatağıma kıvrılır yatarsın ha. Arka oda. He abi. Abi sen bir ver onu bana da. Abi bir sakin ya. Sakinleştim beyim. Tamam sakin. Ses ver lan.
Yok artık ses yok. Yapma bak abi yatıyoruz artık. Hadi ses ver ha. İçeceğiz. Madem bir araya gelmişiz, oynamadan olmaz. Oynayacağız. Bak lan. Oyna lan. Oyna, oyna. Cevdet. Hadi Cevdet. Hadi oğlum. Hop. Oyna. Aferin, oyna. Oyna. Oyna.